Değerli arkadaşlar, Adana'dan Mithat Bey arkadaşımız, Ömer Sağan arkadaşımız ve Adana Tarım İl Müdürlüğü arpa hasili ile Misir Silahı arasındaki denek hayvanlar üzerindeki yapılan çalışmaları yerinde izleyerek, inceleyerek kilo tartmalarını yaptılar. Sonuçları pazartesi günü devlet eliyle açıklanacak. Bu bilgileri sizinle paylaşmak için bu videoyu yayınlıyorum. Arkadaşlar merhaba, ben Ömer Çağnavcı. Bugün arpa hasılı deneyi için Mithat Besicilik'te buluştuk. Yanımda Şevki Altunbaş Tarım İlçe Müdürümüz. Sayın Valimizin dikkatini çekmişti Mithat abimiz. Ve topraksız hayvan yemi yapmıştı, yani arpa hasılı yapmıştı halk dilinde. Ve bunun üzerine Şevki Bey bu konuyla ilgili bünyesindeki veteriner hekim arkadaşlarımızı görevlendirerek bir çalışma yaptı. Tamamen veteriner hekim arkadaşlarımızın seçimleri doğrultusunda seçilen iki denek hayvan grubu yapıldı, onarlı. Ve biri aynı rasyonun içerisine arpa hasılı katıldı. Diğer bölüme de aynı rasyon içerisine mısır sılacı katıldı. Evet. Ve böylece tartımları başlandı arkadaşlar. Ve devletimiz bu konuda bu hasılın gerçekten hayvancılığa katkısı olup olmadığını araştırmak için kolları sıvadı arkadaşlar. Burada da destekler için teşekkür ederiz. Şimdi bu konuyla ilgili sizin görüşlerinizi alabilir miyiz Sayın Müdürüm? Karaysalı İlçe Tarım Müdürü Şevki Altunbaş. Şu an Mithat Besicilik'te bulunmaktayız. Mithat Bey'in böyle bir arpa asılı üretimi projesi gerçekleştirmiş olması Kaymakam Bey'in, Vali Bey'in ilgilerini celbetti. Biz de tabii deneyip işletme koşullarında, yani normalde bunun belli laboratuvar koşullarında veya daha farklı ortamlarda denemeleri var. Ama işletme koşullarında çiftçi eliyle bir denemesini yapalım istedik. Tabii burada arpa asılına denk, yani kaba yem olarak mısır silajı kullandık. Ama şu anda elde edeceğimiz veriler ham veriler. Tabii biz bunu işleyeceğiz çünkü mısır silajının maliyeti ile arpa asılının maliyeti aynı değil. Aynı olmadığı için biz birim kiloda ne kadar maliyetle ne yapmışız onu ilk başta öğreneceğiz. Ondan sonra gerekirse arpa asılının silaj rasyon yapısını modifiye edeceğiz veya mısır silajını ona göre arpa asılına entegre edeceğiz. Yani temeldeki yaklaşımımız şu: mısır silajının, düzeltiyorum, arpa hasılının maliyeti etkisinin ne olduğu üzerine bir çalışma. Şimdi Mithat abi bizde yapmış olduğu çalışmalarda hayvanların üzerindeki etkisini gözlemledi. Şimdi aynen. Mithat abime ben soruyorum, abi hayvanlar üzerindeki etkisi neler? Ya öncelikle Ömer Bey, bir defa tüylerin daha parlak olduğu, dik dik olmadığı, daha huzurlu olduğu, yani geviş getirmelerinde bir sıkıntının olmadığı. Yaklaşık olarak ben biraz olaya farklı bakan bir insanım. Geviş getirirken bile dakika tutup kaç kez geviş getirdiklerine dikkatimi çektim. Olması gereken o zaten. Abi. Yani 60 küsür defa geviş getirebilmelerini sağlamış olduk. Fakat aynı anda, beni buradan kimse yanlış anlamasın, her zaman söylediğim gibi arpa asılını tutup mısır sılacını öteleyen bir politikayla yaklaşmıyoruz biz bu olaya. Ama çiftçimizin, ama Türk hayvancının nasıl olur da cebine 3 kuruş daha fazla para kalır, nasıl olur da veteriner hekim, bana kimse darılmasın burada, veteriner hekimle bacı kardeş olmazlar. Yani maliyetlerimizi düşürürüz. Tabii tabii. Dolayısıyla iğne ilaç kullanmadan o paraların ceplerine kalması, en azından mümkün mertebe hayvanları daha az hasta, daha az hasta bile olmasınlar da. Aynen. Gönül ister ki, ama sağlıklı bir şekilde, ekonomik bir şekilde, mutlu bir şekilde hayvancılığın önünü açalım istiyoruz. Dolayısıyla bu arpa asılıyla mısır silajının, kaldı ki 14 yıl öncesinde mısır silajının adı geçmezdi bu ülkede. Ama ben bu işi çözdüm. Mantık çerçevesinde nasıl çözdüm arkadaşlar? Bir defa hazırcı bir millet olmuşuz. Üreticimiz de hazırcılığa soyunmuş. Yani parayı bastırıp, nasıl ki yurt dışına hayvan getirebiliyorsak, parayı bastırıp Ahmet Bey'den, Mehmet Bey'den, tüccardan gidip biz bu mısır silajını satın alabiliyoruz.
arpa silajını da üretmek için hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Yani 10 metrekarelik bir yerde de çok rahat 15 hayvana bakacak şekilde imkanlara sahip olabiliriz. Ama ülke çapında düşünecek olursak eğer, bence dediğim gibi arpa hasılını tutup mısır hasılını kötülemiyorum ama bu yolla hayvanlarımıza bakmaya çalışırsak çok daha marjinal bir sonuç alacağımıza inanıyorum ben. Ha, kantarın topuzu gösterir diye bizim bir deyimimiz vardır hayvancılıkta. Aha, kantar, aha topuzu. Bakacağız. Hep diyorum hodri meydan, göreceğiz. Evet arkadaşlar, bu konu, Mithat abi teşekkür ederiz bu arada. Şimdi Sayın Müdürüm, bu deney sonucunda ne yapacağımızı anladık. Evet. Burada sizden de daha önce görüştüğümüz gibi hani arpa hasılının hayvanlar üzerindeki etkisini siz de kendi bilgi birikimimizde bize anlatmıştınız. Sizden rica etsem bir daha bir kısa bir şekilde seyircilerimize de anlatır mısınız? Kusura bakmayın, hakkı zararım. Estağfurullah. Ben de meslek olarak veteriner hekimim. Mesleğim veteriner hekimlik. Şimdi arpa hasılının şöyle bir avantajı var. Yemden yararlanma oranı yükseliyor. Sebebi de şu, arpa tanesini tane olarak verdiğimizde yararlanma oranı kısıtlı kalabiliyor. Yani dışkıyla atılan kısımları var, sindirlemeyen taneler olabiliyor. Ve bunun için üreticilerimiz ezme ve kırma yöntemlerini de deniyorlar. Ama hasıl şekline geçirdiğimizde şöyle bir avantajımız oluyor. Kabayan hayvan rasyonunda vazgeçilmez bir element. Yani hayvanın rasyonunun içinde mutlaka kaliteli kabayan olması gerekiyor. Bunu da sağlamak için arpa hasılı gibi ucuz bir yöntem, maliyet olarak da düşük, işletme koşullarında köyde bizim yani ülke genelinde küçük çaplı işletmelerimiz var. Her çiftçi bunu evinde çok rahat bir şekilde yapabilecek bir metot. Onun için kabayan ihtiyacını tarladan ziyade bu şekilde ahırının bir kenarında, işletmesinin bir tarafında yaptığında hem kaliteli kabayan elde etmiş oluyor hem de maliyetlerini çok düşürmüş oluyor. Yani ki ülkemiz genelinde her yerde kabayan, yani bu şekilde yaş şeklinde, yaş biçimde elde etmek de çok dört mevsimde mümkün değil. Evet, aynen. Onun için öyle de bir avantajı var. Elinizde dört mevsim kaliteli kabayanınız oluyor. Yani bu avantajı. Meranız yok bu arada. Maalesef. Şimdi, mera yoksa işte mera mutfakta aslında. Yani burada faydası var, zararı yok diyoruz kısaca. Kesinlikle. Yani arpa hasılının faydası var. Ama bunu rasyonda uygun şekilde, uygun miktarda kullandığımızda da faydasını maksimum seviyede sağlamış oluyoruz. Bu deneylerle arkadaşlar böylece hiç olmazsa devlet eliyle bir rasyon oluşturmuş oluruz. Böylece de arpa hasılı kullanmak isteyen arkadaşlar şu materyalleri kullandığı zaman şu rasyonla süt vermek istiyorsa süt, buzağı yetiştirmek istiyorsa buzağı, ondan sonra besi hayvanı yetiştirmek istiyorsa besi, koyun et yetiştirmek istiyorsa koyun et, keçi et yetiştirmek istiyorsa keçi et, keçi süt, koyun süt gibi alanlarda, bu arada Karaflı'ya ben çok fazla önermiyorum. Ama alanlarda arkadaşlar devlet eliyle bir rasyon oluşturacağımızı düşünüyorum biz ilerleyen zamanlarda. İnşallah. Ve böylece de hiç olmazsa Adana'dan bütün Türkiye'ye daha net bilgilerle, daha somut bilgilerle, deney koşullarıyla, koşullarını göstererek insanlara bu hasıl sorusunu kafalarından sileceğiz Allah'ın izniyle hep birlikte. İnşallah. Bir şey daha eklemek istiyorum Ömer Bey izninizle. Bugün yarın çarşamba veya perşembe günü itibariyle bu örneklerini göndermiş olduğum numuneler, arpa hasılı numuneleri sonuçlanacak. Bizim kendi imal ettiğimiz ürünlerimizin analiz raporlarını alacağız. Ayrıca Mithat Besicilik olarak biz bunun silajını da yapmaya karar verdik hepinizin malumu üzere. Silajının da değerlerini alacağız Allah izin verirse. Hem silaj gönderdim hem de arpa hasılının tazesini gönderdim laboratuvara. Gelecek olan sonuçları da yine biz, yine sizin veya ben kendi kanalımız vasıtasıyla arkadaşlarımıza açıklayacağız. Bunun bir sonraki basamağını ben şimdiden müjdelemek istiyorum Türk hayvancılığına, üretici kardeşlerimize.
Biz bunu suyu sizden, yemi bizden sloganıyla bir paket yem hazırlama planındayız. Ömer Bey'imizin de katkıları olacak bu işin içerisinde. Yani devlet memuru da olsanız, sabah 9 akşam 5 çalışmak zorunda olduğunuz bir işiniz olduğunu kabul edin. Benim vaktim yok, hayvanları seviyorum ama hayvancılık yapamıyorum gibi soruları çöpe atacaksınız. Öyle bir yem alacaksınız ki piyasanın, bu yemci kardeşlerimizin ürettiği yem fiyatlarının %46-48 oranında daha ucuzuna ama daha biyo, daha biyolojik, daha doğal, %100 doğal bir paket yem yapmayı planlıyoruz. Öyle mi Ömer Bey? İnşallah, evet. Dolayısıyla siz sadece suyunu vereceksiniz. İnşallah. Bir de tuz ekleyeceksiniz. Başka bir şeye karışmayacaksınız. İnşallah. Hepsi İnşallah. İçerisinde. İnşallah. Recep Hocam'a da teşekkür edelim. Recep Hocam bir kibrit çakmış bu memleketin hayvancılık konusuyla alakalı. Bu bir meşale olmuş. Bunu başta Ömer Çağ'ın Avcı Beyefendi gibi tamamen karşılıksız bir ülke neferine teslim etmiş. Ondan tutmuşuz, biz almışız. Size vermişiz. Müdür Bey'imi gösteriyorum çünkü devlet temsilen burada kendisi. Allah izin verirse Müdür Bey'im de çok ama çok emektar olan bir insan. Özellikle benim çiftliğimdeki çalışmalara birebir şahit bir insan. Kaymakam Bey'i oradan çıkıp Vali Bey'in peşine koşmuşuz. Devlet de uyandırmışız. İşte Recep Bey aslında bunları yaptı bana göre. Aynen. Ben gittim bize Recep Bey'in yanında adeta ders alacağız sohbetlerim oldu. O eller öpülesi hocamızın meşalesini biz daha devleri götürmek için Tabii. uğraşıyoruz. Zaten bizim öğretmenimiz, benim Fahri bu, öğretmenim. Bu kadar basit. Ellerinden öperim her öğretmenin olduğu saygıyla, gibi. Saygıyla saygılarımızı sunuyoruz hocam buradan size de. Sevgilerimizi sunuyoruz. Bir mukavele. Sayın Müdürüm, bizi kırmayıp geldiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Mithat abi sen de kapılarını bize açtığın için çok teşekkür ediyorum. Ve ikinizi de bu kulvarda ben buluşturduğum için ve Recep hocamıza da buradan tekrardan Ahmet Paçacı, Ankara Hasıl'a da buradan selamlar destekler olsun. İçin herkese teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Mithat abi değerler umduğumuzdan daha iyi çıktı. İyi başarılı. Arpa hasılı gayet başarılı. Tebrik ederim. Elimize sağlık. Teşekkür ederim size.